Sürpriz. Şimdi tabii siz kızdınız bize, geç kaldık yayına başladık diye, ama bir sürprizle karşınızdayız. Günaydın. Bugün uçarak sizi karşılıyoruz. Günaydın, iyi haftalar Viva Mersin'den. 20 Temmuz 2020, yeni bir haftanın başlangıcında bizim stüdyomuz açısından da yeni bir teknolojiyle karşınızdayız. Aylardır istediğimiz, üzerine konuştuğumuz, en sonunda Ulaş'ın güzel çabasıyla başardığımız yeşil perdemiz arkamızda. Bu şu açıdan önemli. Biz geleneksel olarak aşağıda yapıyoruz, biliyorsunuz. Tam da bu arkadaki manzarada tabii avizemizi bu kadar büyük görmemiştiniz herhalde hiç, ama buradaki sanatçı bu fotoğrafında avizeyi ön plana çıkarmak istediği için böyle bir tasarım var. Ama biz hani şu Viva Mersin, bir yandan da bu kültürhane üzerinden yaptığımız yayınların kendi açısından şeyini taşıyor. Tarihini taşıyor. Her ilki burada deneme alışkanlığımız itibariyle bu yeşil perdenin ilk uygulamasını da Viva'da yapmış olduk. Bakalım becerebilecek miyiz? Ve yeşil perde bizi nerelere götürecek? Zamanla onu da göreceğiz. Evet, konuya göre arka plan değiştirebiliyoruz. İstersen ilk haberimizle başlayalım. Evet. Susanoğlu ve Kız Kalesi Halk Plajları'nın mavi bayrağı yenilendi. İlk haberimiz bu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından olan Deniz Kızı Turizm sorumluluğunda bulunan iki plaj sahip olduğu mavi bayrağı yeniledi. Ki o plajlardan biri bu, burası. Arkamızda görmüş olduğunuz. Burada mavi bayrağı nasıl tekrar hak ettiğini rahatlıkla görebiliyorsun sanırım. Tertemiz. Şezlong da yok. Sen gittiğinde böyle değildi ama ben herhalde. Ben gittiğimde zaten ocağım biriydi. Ha doğru ya, evet doğru. Gayet boş, sakin ve tabii ki temiz gözüküyor. Ama şu sıralar özellikle hafta sonu oldukça kalabalık oralar. Ama hani bu mavi bayrak... tahlilleri sırasındaki durumunu çok merak ediyorum. Çünkü deniz hani bir kirli oluyor, bir temiz oluyor, ama girip girilmediğine, uygunluğu neye göre değişiyor bunu bilemiyorum. Genel olarak şöyle oluyor, biliyorsun. Türkiye'de denetim varsa o denetimin bir WhatsApp grubu da oluyor. Hı. Hani mesela radar kontrolü varsa radar WhatsApp grubu var. İşte şu anda hijyen denetim varsa onun bir WhatsApp grubu var. Çevirme WhatsApp grubu var. Mavi bayrak WhatsApp grubu da var. Deniz temiz, buyurun gelin denetlemeye, ya da denetim geliyor çöpleri toplayın gibi uygulamalarla yapılabiliyor. Bazen insan gerçekten de mavi bayrağa karşı yüzerken mavi bayraklı olduğuna inanamıyor orayı. Ama bunlar tabii çok böyle şeyler. 33 kriter varmış. Çevre eğitimi ve bilgilendirme, plajda deniz suyu kalitesi, çevre yönetimiyle can güvenliği hizmetleri, arıtma ve kanalizasyon altyapı sistemleri başlıkları altında toplanıyormuş bunlar. Ama tabii ki bu şey de var, yani Türkiye'nin her 3 yanı denizlerde çevreyi kaç tane mavi bayrağı var? O da hani evet, böyle 2 elin parmakları kadar falan herhalde. Evet, ay yıldızlı sahil sayımız mavi bayraklıdan daha fazla gerçekten de. Evet. Şimdi bu haber bittiyse ortamımızı normale alalım. Çevirelim mı? Çevirelim tabii ki. Aslında habere uygun bir koca karpuz olabilir derdimiz değil mi? evet, kafe kütüphanede karpuz hasadı yapılmış. Bu aralar çok konuşuyoruz yani hasat, ekim, dikim değil mi, yeşil alan üzerine. Bu haberde de şöyle bir şey var. Mezitli Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane'de bir karpuz mu acaba? Pek çok karpuz mu bilmiyorum ama yetişen karpuz hasat edilmiş ve belediye başkanı Neşet Tarhan orada bulunanlara karpuz kesip ikram etmiş. Şerefsizim, benim de aklıma gelmemişti bu. Benim aklıma gelmemişti. Hibrit mekanları çok konuşuruz. Hani farklı işlevleri içinde bulunduran, işte biz de biraz onun yapmaya çalışıyoruz. Hem kafesi var, kütüphanesi var, stüdyosu var, etkinlik alanı, sahnesi var, şusursu. Ama bu raddeye getirmek hiç aklımıza gelmemişti. Bir tarımsal faaliyeti de burada yapmak. Oysa gelmeliydi, çünkü ilk başta biz dükkanı açtığımızda burası bir umut bostanı, işte direniş bostanı falan dediğimizde birileri bize sataşmıştı. İşte zaten siz ancak
karpuz yetiştirmeyi bilirsiniz, pis hainler diye bize bostan deyince öyle bir bostan düşünmüştü. O arkadaş o zaman bize aslında bu üç yıl İlk önce bu hizmeti vermeyi önermişti, biz anlayamamışız. Ama bu kafe kütüphanede karpuz hasatı gerçekten de ulusal basına da çıkan bir haber olmuş. Tabii herkes böyle nasıl yani diye bakıyor. Hani kafe kütüphanede kitaplardan karpuz mu çıkıyor diye bilememişler. Ama enteresan. Şu Evet. şeyim de düzelmiyor bir Öbür türlü. taraftan. Heh, tamam. Ve bu da oranın kapalı olduğu dönemde gönüllü biri gelip karpuz ekmiş. Onu nasıl? Oranın temsilcisi mi? Yok yani oranın görevlisi gibi Gönüllü anladım ben. işletmeci. Evet. Kapalı olduğu dönemde. Pardon. Ben de hani bahçeyi boş bulan gelip hani madem bu kadar kent içi tarım yapılıyor. Ben buraya karpuz ekeyim biraz o zaman dedi zannettim. Ama gönüllü işletmeciymiş kendisi. Kafenin kapalı olduğu dönemde böylece başka bir üretimle desteklemiş Biz diyelim. rekabet edemeyiz ya bizim kafe Evet, yine üretimden gidelim o zaman. Kadın üretici pazarı ile ilgili bir kitap yazıldı. Mersin'de yaşayan yazar İpek Ongun'un kaleme aldığı ve Mezitli Belediyesi'nin kadın üretici pazarındaki üreticilerin hikayelerini ele alan, onların öykülerini ele alan bir kitap çıktı. Hani henüz içeriğine biz ulaşmadık ama hani. Kitabı görmedik ama herhalde orada kadın üretici pazarındaki görev alan kadınların hikayeleri, biraz düşüncelerini bir araya getiren hem içerik olarak çok tabii biliyorsunuz bu Mezitli'nin kadın üretici pazarı çok bir model geldi, çok ödül aldı, çok takdir gördü. Bunun da İpek Ongun gibi usta bir kalemle kitaplaştırılması önemli ve kıymetli. Tebrik ediyoruz. Kitabı okuduğumuzda belki biraz daha ayrıntılı konuşuruz. Konuşabiliriz, Ya evet. da İpek Ongun'la bu konu hakkında söyleşmek de çok Güzel hoş olabilir, olabilir. evet. Ve yine Mezitli Belediyesi'nden devam ediyoruz. Böyle her hafta değil mi? Belediyelerin başlıkları, haberleri alt alta geliyor ve her belediyeyi ayrı konuşuyormuşuz gibi de oluyor bazen. Mezitli Belediyesi'nin yeni hizmet binası, aslında yeni değil, belki bir yıl falan oldu mu? Tam hatırlamıyorum. Evet. Yeni hizmet binası Mimarlar Odası tarafından gerçekleştirilen 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülü Yarışması'nda mücadele etmeye hak kazanmış. Gerçekten gidip gördüyseniz belki siz de görmüş, hissetmişsinizdir. Hem engelsizliği hem de ferahlığı açısından hoş bir bina. Bu mimari olana gösterilen özeni, mesela amfiteyatroda çok özenli bir mimari şeyi vardır. Oradaki ama plandakilerin hepsi hayata geçirmedi. Ama son kültür merkezinin bu kadar başarılı olmadığına dair bir takım eleştiriler duydum ama o da yapılınca göreceğiz sanırım. Bu arada sen amfiteyatrodan bahsetmişken bir billboard var. Ne yazıyordu? İsmini şey hatırlamıyorum. Bir yemek kursu başlayacak Mezitli Belediyesi'nin. Orada bir Değil. tane. Mezitli Belediyesi'ne hizmet veren taşeron firmanın özel aşçılık dersleri başlıyor amfiteyatroda. Amfiteyatronun güzel bir bar gibi bir kısmı vardı, Herhalde orada. restoran. Çok güzel olur. Ama niye biz Ben bunu arayıp hiçbir... sordum. Farklı mutfaklarda, farklı yani farklı mutfak içeriklerinde, farklı ders saatlerinde, işte 3 haftalık olan da var, bir günlük olan da var, farklı ücretlerle hizmet almak, yani daha doğrusu eğitim almak isteyenlere sertifikalı aşçılık programları bunlar. Bu kayıt başladı mı? Kayıt başladı. İsteyenler yani telefon numarasını ben kaydettim. Hayır da Bu neden yani biz böyle karpuz hasadının bile haberini görürken bunu niye görmüyoruz acaba? Çünkü yani özel bir şey aslında. Hani belediyenin taşeron firması belediyenin mekanında şey yapıyor, hizmeti veriyor ama ücretli bir aşçılık dersi aslında. Tamam bunu yayınlamamaları için nasıl bir sebep olabilir ki? Çünkü belediyenin bir hizmeti değil. Yani mekan belediye. Bence o yüzden olabilir. Yani ya da belki kimse arayıp Anladım. sormadı ya aşçılık dersi veriyor. Ama Yani yani belediye orası bülten bak hazırlamamış orayı olabilir. biz de görmüştük ve hatta Neşet Bey orayı üniversitelere de önerdi yine gastronomi bölümlerine oraya gelin işletin diye. Yani oranın işlemesi bir kamu binasında bu hizmete aracılık yapılması herhalde böyle bir fahiş bir şey de yoktur herhalde yani. Yani herhalde 250 liradan başlıyor dersler emin değilim Neyse ama bir bildikleri vardır. evet yani merak eden billboardlarda gören arayıp sorabilir. Mezitli Belediyesi'nin mekanlarında işte amfiteyatrosunun o bar kısmında belki bilmiyorum. Ben bu hafta gidip göreceğim bakacağım oraya haftaya daha detaylı bilgi veririm.
Tarsus'a geçiyoruz Mezitli'den. Öbür uca. Tarsus'un en donanımlı bilim ve sanat akademisi açılıyor. Haberi. Çocukların kişisel gelişimlerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla Bilim, Eğitim, Kültür ve Sanat Akademisi'ni hizmete sokuyorlar. Bunu geçen hafta galiba birazcık kıyısından... Çok daha doğrusu 17 Temmuz saat 11'de açılmış. Geçen hafta kıyısından o kadın merkeziyle, gençlik merkezinin karşılıklı açıldığını söylemiştik. Bunun da hani o kısa zamanda böyle büyük bir yatırımı hayata geçirilmiş olması takdire şayan. Tabii içinde yapılacak aktiviteleri de daha sonra haberdar oldukça paylaşırız. Paylaşacağız. Evet, bununla ilgili de haberler çıkar büyük ihtimalle. Evet, şimdi Marina tartışmalarına geliyoruz buradan. Bültenimizin haber Marina şeyindeyiz. Marina'da şey kapalıydı biliyorsunuz bir müddettir. Hani trafiği engellediği için Marina'nın giriş çıkışı. Oradaki göbeği iki taraflı kesmişlerdi. Ve bir kanalını Marina'ya giriş olarak vermişlerdi sadece bir yönü. Ama şimdi valilik orayı açmış. Ve vatandaş da buna memnun olmuş. Yani buradaki ben çok bu haberi gördüm, çok fazla inceleyemedim de yani oradaki kentsel büyükşehir yasası kent içi trafik düzenlemelerini aslında belediyelere vermişti. Dolayısıyla belediye UKAME kararıyla orada bir tasarrufta bulundu. Çünkü o yani Marina giriş çıkışları ana aksın trafiğini çok etkiliyordu herhalde. Ama aynı zamanda kapatınca da bu sefer içerideki esnaf daha mağdur oldu herhalde. Orada valilik tabii bakmak lazım. Valilik hangi yetkiyle buradaki belediyenin bu tasarrufuna müdahale bulundu ya da o izni mi iptal ettirdi bilemiyorum ama ayrılmış şerit duruyor. Dolayısıyla oradaki iki uygulamayı da hatırlarsanız bir kuzey güney geçişi kapatılmıştı bir de bir şerit ayrılmıştı. Şeritin ayrılması ses çıkarılmadı. O kavşak düzenlemesi iptal edildi. Ama bu çileler bitecek. Geçen hafta da konuştuğumuz gibi batıda yapılacak yeni girişle yatlarla birlikte oradan giriş yapacağız diye bekliyoruz. Yine Mimarlar Odası'nın da bu Marina'nın kaçak kısımlarıyla ilgili kamuoyu çalışmaları devam ediyor. Mimarlar Odası Şube Başkanı Ünal Şahin şöyle bir haber bu aslında. Kaçak yapısıyla yıllardır gündemde olan Marina hakkında Mersin Büyükşehir Belediyesi uygun değildir kararı verdi demiş Haberci Gazetesi'nden Ayşenur Önal'ın haberi. Ve Mersin Şube Başkanı Ünal Şahin ise Mimar Odası Başkanı yıkım kararını Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uygulayabileceğini söylemiş. Ve rantçıların gözüne Adnan Menderes Bulvarı'na diktiklerini ifade etmiş. Nasıl bir sonuç çıkarıyoruz buradan acaba? Yani hani bu bulvarda olabilecek daha ne var diye düşünüyorum. Hani buraya eğer birileri bir şeyler yapma niyetindeyse hala Marina'nın dışında Adnan Menderes bulvarına başka ne olabilir? Yani bunlar genelde şöyle oluyor biliyorsun. Aslında daha önceden eski halini hatırlarsan orada bir sürü özel işletme vardı. Böyle kafeler, şeyler, evet. Restoranlar falan. Onlar yıkıldı. Evet. Şimdi o düzlendi. Şimdi belediyenin yapıldı. Yarın öbür gün siyasi irade farklı bir şeye gittiğinde şu anda belediyenin kamusal hizmet veren alanları özel sektöre şey yapılacak ve orada hani şu anda bunun Mezitli Belediyesi'nin en batıda yaptığı, şu anda düzenlediği o Fatih Parkı'ndaki şey, o baştan evet. Yani ben yapacağım, onlara vereceğim diyor. Burası da yani öbür gün şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oranın bir kamu işletmesi olarak yürütülmesini çok kararlı, hatta yani bütün o yeni inşaatlar yapılırken ben de duymuştum çok fazla insan bize verin, bize verin, tahmin etmek zor değil. Ona direniyor ama tabii ne kadar direnebilir ya da daha sonrasındaki yöneticiler nasıl bir tasarrufta bulunur bilmek zor. Ama yap işte devret, normalde özel sektörü yapıp işlettikten sonra kamuya devret diye bir şeydir. Türkiye'de daha farklı işletilebiliyor. Kamu yapıp biraz işletip sonra özel sektöre devredebiliyor. Böylece oradaki 10 kilometrelik şeritin her karışından para vermeden etkinlik alanı yapamayacağımız bir şeye dönüşebilir. Yani çimenliklerde bile hani sahillerde olduğu gibi şezlong değil sandalye kiraladığımız günlere gelebiliriz.
Evet, yani burada haberde şöyle bir şey de var. Daha önce Adnan Menderes'teki trafik sorununa çözüm için köprülü kavşak yapılması konusunda bile söylentiler çıkmış. Adnan Menderes'e köprülü kavşak düşünebiliyor musun? Vallahi ben Tulumba Köprüsü'nü de düşünemiyorum. Hala da yani gördüğüm halde inanamıyorum. Düşünsene yani ana aksın yani bir güneye inerken Carrefour'dan güneye inerken doğuya dönemiyorsun. Biliyorsun değil mi? Hilton'a kadar gidip U dönüp ondan sonra GMK'ya çıkabiliyorsun. Yaya geçidi yoktu başta. Yani bu tür şeyler olabiliyor. Dolayısıyla hani Adnan Menderes'e de bir sabah. Çünkü Tulumba Köprüsü'nün şeyini hatırlıyorsun değil mi? Nasıl yapıyor? Herkes çok direnmişti. Eski yıkılan. Herkes çok direnmişti onun yapılmasının. Hem trafik açısından hem estetik açısından kentsel açıdan çok yapılmaması gerektiğini. Ama Okan Merzici'nin vefatından sonra göreve gelen Sayın Kuriş orayı inatla yapmıştı. Çünkü rüyasında dedesini görmüştü ve dedesi Mersin'e bir imza, bir köprü bırakmasını ona tavsiye ettiği için o da gerçekten şekilli bir imza almış o zaman. Evet, yani onun yıkılması 15 sene sürdü. Peki ama şimdi de hala böyle Çeşmeli'ye doğru giderken mi artık bir yere geçince böyle anlamsızca inip çıktığımız bir yol var. Yani. O şahane, şu anda bir de üstü dün oradan geçtim ve yani o köprü yüzünden trafik o kadar sıkışıyor ki. Yani çünkü o köprü sayesinde şerit 4 şeride iniyor çıkıyor alt yollar ve sonra Huni kapısı gibi orada birikiyor. İnanılır gibi değil yani. Evet. O yüzden Adnan Menderes'e daha ne olabilir ki sorusu benim çok yersiz bir soruymuş. Yani bayağı yani, şey olurmuş. Sormaz olaydım diyebilirsin. Evet, şimdi de yine bir başka projeden bahsedeceğiz. Böyle aylar önce konuşmuştuk, belki hatırlarsınız. İnsanlar Antalya'da mıydı? Anamur'da mıydı? Kıyıda yürürken birden dev borularla karşılaşmıştı. Neydi bu dev borular? Asrın projesinin patlayan ve yüzeye çıkan taşıma borularıydı. Buradan yani Türkiye'den Kıbrıs'a giden temiz su taşıyan boruların işte boruların yüzeye çıkmasıydı. Şimdi onun bedeli açıklanmış. Bu hasarın bedeli 34 milyon TL olarak açıklanmış. Yani işte o Asrın projesi Asrın projesi zaten Türkiye'de Asrın projeleri bir türlü bitmiyor. Ve bu Asrın projesi dediğim şeyin hani arkadaş boruyu döşeriz karşıya da götürürüz demek kadar kolay olmadığını sanırım anlamış oluyoruz böylece. Yani boruyu yapıp denizin altından Kıbrıs'a götürmekle bitmiyor olay. Öyle bir yerinden çıkınca hatırlarsa öyle ifade kullanmıştı. Borular yerinden çıktı diye. O kadar da basit değilmiş demek ki. Yani şu anda inanılmaz bir meblağ. Ama haberin sonunu okuyabilir miyim gerçekten? 17 Ekim 2015 tarihinde bu projenin açılışı gerçekleştirilmiş ve töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu katılmış. Ve Davutoğlu dünya çapında bir eser olarak tanımladığı proje için dünyada eşi benzeri olmayan muhteşem bir su köprüsü kuruyoruz. Her şeyiyle milli, her şeyiyle yerli demiş bu açıklamada. Ve sonra haberin sonunda da 250 metre derinliğine döşenen borular Ocak ayında patladı diye bitiyor. Yani ne kadar tarih dolu. Evet. Başka söz yani Asrın projesi şimdi hani... Bunu bir yere yazın, yani öbür gün şimdi denizin içinden su köprüsü kurulurken karanın içinden kanal yapılınca da bu şey manzara bundan farklı olmayacaktır. Ama sorun değil yani bunun bir şekilde. Hatırlarsanız daha önce de balon patlamıştı. Yani su götüren balon patlamıştı bir de. Yani bir balon içinde su götürülüyordu, o patladı ve o da yayıldı. Neyse. Kıbrıs'tan devam edelim istersen. Mersin'den Kıbrıs'a kulaç atacaklar. Hatta başladılar sanırım yüzmeye dün itibarıyla. Geçen sene de Yenişehir Belediyesi'nin öncülüğünde böyle bir yüzme seferberliği yapılmıştı. Ve Kıbrıs'a yüzme ekibi devam ediyor. Bunun ben akreditasyonunu aldı diye biliyordum Yenişehir Belediyesi ama haberde hiç adı geçmiyor.
Yani Yenişehir Belediyesi bir parkur açıp oranın düzenli olarak yapılmasını planlıyordu. Ne olduğunu bilemiyoruz. Buna yönelik bir emojileri vardır herhalde. Neyse. Evet, sebebi de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü. Dikkat etsinler, yüzen borulara çarpmasınlar yalnız sonra. Evet, yani hayati tehlike var orada tabii. Denizden devam edelim. Evet, Erdem'in beklediği ihale yapıldı haberi sırada. Fonumuzu değiştirmemizi ister misin? Nereye gidiyoruz? Hayır, ne bileyim, Erdemli Erdem'le ilgili. görselimiz yok. Yok mu? Şey Yine var. şey de idare Haberim yok edelim senin. Kız Kalesi'yle. Tamam, hadi biz Kalesi'ne gidelim yine. Erdemli Balıkçı Barınağı'nda mevcut kapasiteyi 150 tekneden 250 tekneye çıkaracak olan yaklaşık 18 milyon liralık yeni projenin ihalesi yapılmış. Ve bu projede merakla bekleniyormuş Erdemli'de. Ya orası çok çok güzel bir yerdir aslında. Bir gece geçirmiştim zamanında, benim bir filikam vardı hatırlarsan. Ve orada bırakıp annemin yazlığında kalmak istemiştim. Aman abi, motorunu çalarlar demişlerdi bana. Yani arkadaş, burası balıkçı barınağı değil mi? Nasıl oluyor bu? Yok abi, sen bunu söyleyen de güvenlik görevlisiydi bu arada. Yani işte oluyor oluyor falan dedi. Dolayısıyla oranın böyle gerçekten bir şey haline dönmesi, balıkçılar açısından ve diğer deniz turizmi, hemen yani şeye baktığınızda Tırtar'da bir marina var. Erdemli'de olursa sonra Mersin'e böyle günübirlik turlar yapılabilecek bir şey. Kapasitenin arttırılması. Orası bir de böyle önemli bir şey işlevi de görüyor. Yani çekek alanında tamir bakım da yapılıyor. Çünkü Mersin Marina'nın çekek alanı artık bir luna park olduğu için sanırım oradaki ihtiyaç. Böylece Erdemli'nin kapasitesi artıp Mersin Marina'ya bir Luna Park'ın kapasitesi arttırılabilir belki de. Böylece Adnan Menderes'e daha fazla ne yapılabilir daha Evet. da anlarız. Ve şimdi haberde okudum. Türkiye'nin en büyük üçüncü balıkçı barınağı olarak biliniyormuş Erdem'de. Ha. Evet. Ama balık yani bakımsızlık nedeniyle eleştirileri yoğunmuş ve Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi sorumluluğunda işletilen bir balıkçı barınağıymış burası. Evet. Polipropilen tesisi yargıya taşındı. De söyledim. Evet, bir yayınlar önce söyleyemez hale gelmişti de benim yüzümden. Ben hiç Evet. söylemiyorum. O bildiğiniz ve benim telaffuz edemediğim tesisle ilgili yargı süreci devam ediyormuş. Evet. Yargıya HDP yargıya taşınmış ve bunu bir katliam olarak değerlendirerek hani bunun durdurulması çağrısı yapmış polipropilen tesisinin. Nasıl sırtımızı bardan şeye aldım? Oo evet şimdi bugün kültürhanenin içinde de geziyoruz. Ne güzel ya. Bir içeri bir dışarı. Gerçi dışarıda çok sıcak bir hava var ama işte yeşil perdenin de faydası bu. Evet. Yani bu polipropilen, vallahi söyledim. Vallahi bir defa da söyledin. Polipropilen tesisini daha çok konuşacağız sanırım. Özellikle hani bir yandan orada geçen hafta da konuştuk. Akdeniz Belediyesi çok kıymetli sahil düzenlemesi çalışmaları yapıyor. Festivaller yapıyor. Oradaki balıkçılığın geliştirilmesi için uğraşılıyor. Orası böyle güzel bir turizm merkezi, bir doğal merkez olmaya çalışırken o perhize rağmen bu lahana turşusunda ısrar edilmesinin sebeplerini anlamak güç. Yani gerçekten Adanalıoğlu, bu Kazanlı bölgesi, tarım, sanayi ve turizmin, hani Mersin için denir ya, hem tarım kentiyiz efendim, turizm kentiyiz bilmem ne, işte bütün o şey Akdeniz, Kazanlı bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Türkiye'nin en büyük, şu andaki en uzun, en bakir sahil şeridine de sahip o alan, Türkiye'nin en büyük sanayi işletmelerine de sahip ve Türkiye'nin en büyük tarım arazilerine de sahip. Onu da söylemiş olalım. Hatta yani şu anda bunu yeni güncellemedim ama Türkiye'de kesme gülün %25'i o bölgede yapılıyor. Bunu biliyor muydun? Neyin? Kesme gül. Aa yok bilmiyordum. Evet, Ama Türkiye'nin yani bir firma var sanırım, devasa bir bu firma. kesme gül işini konuşmuştuk ama yerin orası olduğunu bilmiyordum. Yani Kazanlı değil ama o Akdeniz'in yukarı kısımları sanırım, tam yeni bilmiyorum. Dolayısıyla gerçekten de hani Mersin'in o da var, bu da var, şu da var dediği her şey o bölgede var. Turizmin de en uzunu, sanayinin de en büyüğü, tarımın da en yoğunu ve en kirlisi tabii ki o bölgede. Ne yazık ki. Şimdi bu programın başından beri konuştuğumuz bazı konular bu
işte marina olsun. Biraz önce senin bahsettiğin Tulumba Köprüsü vaktinde yapılırken bir sürü insan karşı çıkmıştı dediğin. Bir sürü başka işte patlayan bulguralar bilmem ne. Konuşuyoruz. Şimdi geldiğimiz haber de şu. İnceleme yetersiz ve eksik. Haberci Gazetesi'nin bir haberi Hediye Eroğlu'nun. Anamur'un Korucuk Mahallesi'nde açılmak istenen mermer ocağı için Mersin Valiliğince verilen ÇED gerekli değildir kararına ilişkin yürütmeyi durdurma istemli iptal davası kapsamında bölgede bir keşif yapılmış. Davacı avukat Seyda mı tam bilmiyorum Afyoncu Top valiliğin kararının yetersiz ve eksik incelemeye dayalı olduğunu savunmuş ve burada bir doğa mücadelesi sürüyor. Mermer ocaklarını biz defalarca kez konuştuk. Orada bir halkın bir tepkisi var. İşte şeyde balık çiftliklerini daha önce konuşmuştuk. Ne oldu? Epeydir haber almadım. Onlar bayağı balıklar çiftliklerinde rahat herhalde. Herhalde. Yani epeydir balık çiftliği haberi okumadık aslında. Şimdi burada bir doğa korumaya yönelik bir mücadele var ve biz bu mücadeleyi daha pek çok kez konuşacağız. Ve belki bu mermer ocağı da açılacak. Ama bu haberde beni daha çok ilgilendiren şuydu. Keşiften önce Ovabaşı muhtarı Gani İmdat 32 yıldır muhtarlık yaptığını belirterek bizler mermer ocağı ile yaşam alanlarımızın kirletilmesini, tarımımızın yok edilmesini istemiyoruz. Bizim başka göçecek yerimiz yok. Burada yaşamak zorundayız. Mermer ocağı açılırsa çileğimiz, muzumuz, narenciğimiz toz altında kalacak. Ayrıca yeraltı ve yerüstü sularımız zehirlenecek, su kaynaklarımız yer değiştirecek, belki de susuz kalacağız. Bizi buradan kimsenin kovmaya hakkı yok. Muhtar olarak vatandaşların hakkını savunmak için dava açtım. Buraya mermer ocağı açmak isteyenlerden rica ediyorum. Lütfen bizi zehirlemeyin, bize köylerimizi dar etmeyin. Yani bunu çıkıp da böyle slogan ata ata ya da hani başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Sadece orada 32 yıldır muhtarlık yapan bir insanın, insan olarak mahallesini koruyan, köyünü seven bir insan olarak çok insani bir söylemi var. Yani işte bu kadar. Yani bizim yaşayacak tek yerimiz burası. Zaten tarımı da zar zor yapıyorlar. Yani bir sel oluyor, bir afet oluyor. Hani bu kadar dolaysız ve temiz bir şekilde söylenmiş şeylerin üzerine bir de burada mermer ocağı olacak büyük ihtimalle. Çok acı bir şey yani. Acı bir sonuç. Yani ne kadar haber okusak, ne kadar defalarca üstüne konuşsak bile bence bu muhtarın söylediği bu 5-6 cümle her şeyin üzerinde bir önem taşıyor diye düşünüyorum. Öte yandan böyle güzellikleri, böyle doğal alanları tahrip ederken bir yandan da ondan sonra kendi kendimizi böyle şey gibi göstermelik doğal şeyler yapıyoruz. Geçen gün de söylemiştim, bir belediyecilik fetişi olarak lavanta çalışması yapmayı planlıyorum. Yani böyle bir çok güzel resim verdi ya, şimdi herkes illaki lavanta bahçesi yapmayana sanırım oy vermiyorlar. Burada da bir yani bu arada şeyi de elbette çok önemli ama o kadar kolay bir şey değil ve birisi yaptı diye herkesin yapması da bir anda böyle Allah Allah lavanta varmış biz de dikelim çok güzel fotoğraf veriyor ama ondan sonra şehrin güzelim yerindeki ayçiçeği tarlalarını da kesiyoruz. Evet. Neyse. Ne yapacağız bu durumda bu haberi? Mor bereket yaygınlaşıyor. Bu hangi belediyenin haberiydi? Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Çaltı Bozkır Mahallesi'nde 2018 yılında başlanan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimlerle sürüyormuş. Bu Çaltı Bozkır Derneği öncülüğünde sürdürülen bir çalışma. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurs sonucunda lavanta yetiştiriciliği yapılmasının ekonomik olarak köye katkı sağlayacağı kursiyer ve köylülere verilen eğitimlerle anlatılmış. Anladım. Evet. Ben belediyecilik zannettim bak. Şey olarak. Şimdi ben de o yüzden okusam mı da yok bunu geçelim tamam mı desem öyle demedim. Öyle okumuş. O niyetle okumuşum demek ki. Ve dolayısıyla burada bir şey eğitim almak isteyenler için diyelim, kendini geliştirmek isteyenler için bir fırsat var. Sırada şey. MTSO ile yerel yönetim grubu kurulmuş galiba. Evet evet. Şimdi birkaç haftadır haberlerde hep şey vardı. İşte Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzo çeşitli ziyaretlerde bulunuyorlardı. İlçe belediyelerine. İlçe belediyelerine. Bu haftada Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunmuşlar. Çünkü onların yaptığı bu ziyaretlerin altında Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Yerel Yönetimler Çalışma Grubu olmalarının şeyi varmış, itici gücü varmış aslında. Gidip belediyelerle konuşup işte onların dertlerini dinliyorlar ve kendi dertlerini de anlatıyorlar. Bu önemli, bu diyaloğun olması. Çünkü geçmişte MTSO ile belediyenin katı atık toplama alanında karşı karşıya geldiği bir dönem olmuştu. O zaman onun üzerine çalışılması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü kentin en büyük ekonomik örgütüyle en büyük siyasi örgütünün karşı karşıya gelmesini anlamak zordu. Şimdi böyle bir diyalog ortamının kurulmuş olması önemli. Hatta zaten Vahap Seçer'in de bir açıklaması var bu ziyarette. Hatalar yaptığımı kabul ediyorum ama bunların yapıcı ve nezaketli eleştiriyle bana ifade edilmesini tercih ediyorum diyor. Bu şu açıdan önemli. Yani bu işte bu ziyaretler, bu temaslar her iki taraf açısından da fikir ayrılığına düşüldüğünde o diyalog konuşma üslubunu da etkileyecektir. Evet evet. Biraz böyle terapimsi bir şey de olmuş. Yani bana böyle gelin yoksa öbür türlü enerjim düşüyor demiş. Evet. Ama işte bu dil önemli ve evet. O dilin de olması için de bu tür temaslar gerekiyor. Önemli, yani tabii. Sadece basın açıklamasıyla birbirine saldırdığın noktada yani o yazı dili, internet dili ne yazık ki yanlış anlamalara müsaade izin veriyor. Oysa bu tür şeyler, bu tür temaslar, insani temaslar yani önemli. Evet. Şimdi Mersin Esnafı Sanayi Sitesi istiyor haberi var. 3500 sanayi sitesi dükkanına ihtiyaç varmış. Ya Mersin'in bu sanayi sitesi ihtiyacı gerçekten çok çok büyük bir sorun. İnanılır gibi değil. Yani bir sanayi tesis ihtiyacı var. Buna yönelik olarak talep var. Ve bir türlü bu imar planlarında kentin arsası, arazisi o kadar kıymetli ki oraya alın size şuraya bir sanayi tesisi yapalım şeyi tasarrufunda bulunamıyor bu kentin. Yani o konuda da demin katı atık olduğu gibi sevgili Ahmet bu konuda doktora tezini çalışıyor. Ve bir türlü anlayamıyorsun. Bu kadar büyük bir ihtiyaç, bu kadar örgütlü bir mücadeleye rağmen neden hala başarılı olamıyor? Çünkü kentin dinamikleri çok farklı. Çünkü esnaf biliyorsunuz ticaret odasına bağlı, şirketler MTSO'ya bağlı. MTSO esnafın şeyini çok fazla savunmuyor. Dolayısıyla oradaki hani biz işte sermaye, emek ama sermaye de parçacıklı. Esnaflar bir tarafta, işletmeler bir tarafta. O yüzden bu böyle bir şeye dönmüş bir bir sorun yumağına dönmüş, bir türlü çözülemeyen bir hal alıyor. Oysa bütün kentler, birçok kentte bunun ilginç ve çok başarılı örnekleri olduğu halde Mersin bir türlü bunu çözemiyor. Evet. İşte esnaf demişken yine başka bir alan. Bir de böyle bir şeyimizde, bültenimizde böyle bir bölüm olacak herhalde artık. Dolmuşçu. Geçen hafta almamıştık sanırım. Evet. Erdemli'deki evet. Şiddet olayını almamıştık. Şimdi bu haber de şu açıdan önemli. Hani işte toplu taşıma, neden Türkiye'de toplu taşıma yok? Neden bu kadar işte biz işte bir takım gelişmiş batılı ülkelerde olduğumuz gibi bu bir vatandaş şeyi yapamıyoruz. Çünkü bu dolmuş ve özel ulaşım politikaları o kadar güçlü bir hale geldi ki işte bir kişi için birbirlerine saldıran hatta öldüren örnekler. Burada da UKOME Genel Kurulu'nun yani oradaki bu toplu taşıma dolmuşların güzergahlarını belirleyen kurulun bir kararına sanırım belediye otobüslerini almaya çalışıyorlar falan. Dolmuşçular isyan ediyor ve toplantıyı basmışlar. Yani bu şurada gördüğümüz nümayişin onda birini bir hak örgütü yapacak olsa eminim buradaki manzara daha farklı olurdu ama işte şey farklı oluyor. Toplu taşımadan devam edelim. Gerçekten beni de zamanda mağdur etmiş ama ondan sonra da ya demek ki bundan vazgeçtiler dediğim
bir uygulamaydı. Evet, Mersin Kent Kart var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarını takip etmek için Mersin Ulaşım Uygulaması'nı sürümünün eski olması sebebiyle kullanılamamış bu kartlar ve halk mağdur olmuş. Otobüsün durağa kaç dakikada geleceğini takip edemeyen vatandaşlar Büyükşehir'e isyan etmiş. Ya bir şey sorabilir miyim? Yani otobüslerin bir yere gelme saatinin bilinmesi bu kadar teknolojik bir yönteme dayanmalı mı acaba? Bunun bir kartı olmalı mı ve seni işte takip etmeliler mi? Bilmiyorum, yıllarca biz otobüsün saat kaçta geldiğini bilerek durağa indik. Hani daha güzel bir haberleşme sistemiyle çözecek bir şey değil mi bu vatandaşla Şimdi belediye arasında? Bu kart hikayesi aslında Kent Kart dediği bir aplikasyonun ismi. Yani o bizim elimize aldığımız kart değil. Telefonla yüklüyordun. En azından bizim evde şöyle oluyordu. Hani otobüsün gelme saatine göre evden çıkılıyordu. Çok şey yaşadığımız için biz yani, saniye hesabıyla. Ve gittiğinde de hani neyin ne zaman geleceğini, hani dolmuşa mı bineyim, şu otobüse mi bineyim diye onu görme imkanı tanıyordu. Bunun alternatifi şu olabilir, yani basılı olarak işte çıkış hani zaman tarifeleri olur. Duraklar asılır. Ama o Mersin'deki hani işte bakın Marina aşağının kuzeye güneyi kapanıyor. Bir anda trafik kilit oluyor. Öbüründen bir yerde şey yapılıyor. Dolayısıyla öngöremiyorsun. Bu sistem sana anlık olarak hangi otobüsün kaç dakika sonra geldiğini söylüyordu. Evet. Bu da böyle hani ilk ben Oslo'ya gittiğimde 1999-2000 yılında otobüs kaçta gelecek, ne kadar acayip memleket diye şaşırmıştım. Sonra bunu Mersin'de 20 yıl sonra görünce dedim biz de çağı yakalamıştık. Ama ondan sonra çabuk vazgeçtik biz bundan. Nedense seçimlerden sonra bir dönem kilitlendi. Muhtemelen bir abonelik mi gerekiyor ne oluyorsa hani açılmıyor sayfa. Ve bir sürü uygulamada Kent Kartı oradan yükleyebiliyordun. Telefonu kart olmaksızın kullanabiliyordun. Çok güzel özellikleri vardı. Ama işte ama bu çağdaşta bize çok gördü teknoloji. Hevesmiş gelmiş geçmiş diyelim. Hayır, niye, yani. Ama yani niye yapılmasın ki? Ama işte Android olmayan teyze ne yapacak? Ben mesela onu düşünüyorum. iPhone'da yok muymuş? Hayır, yani teyze hani yaşlı insanlar da otobüs kullanıyorlar. Ne bileyim hani bu kadar bu uygulamanın kullanılamaması mağdur edilecek bir şey olmuyor. Yani bu kullanılmıyorsa başka bir sistem tamam, işlemeli mağdur, demek mağdur, istiyorum. Evet, yani orada hani hemen mağdur edebiyatına girmek gerçekten. Ben de insanlar bir sürü kontür yüklemişlerdi ve motorları yandı falan gibi düşün. Tabii çok büyük bir mağduriyet değil. Yani 5 dakika erken in denilebilir ama alışınca konfor, evet, ondan konfor, şey evet. Yapmak. Tamam, mağdur bir şey olabilir ama bu teknik aksaklığın giderilmesi hepimizin menfaatine olacaktır diyelim. Evet, öyle diyelim. Ve şehir tiyatrosu Yeni Yol Arkadaşları arıyor haberi var. Yeni Yol Arkadaşları arıyor, evet, ama bence yepyeni bir döneme giriyorun da şeyi var yani burada. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sahne önü ve gerisinde alanında mezun, belirtilen koşullara uygun nitelikte birlikte yürüyebileceği kişilerle yeni kadrolar oluşturuyor. 10 tiyatro oyuncusu ve 12 teknik personel. Ay, çok büyütmüşüm kafamda ya. Ne haber? Benim lavanta haberimle dalga geçiyordun. Şehir tiyatrosu görünce. Evet, yani çünkü hep kafamda şey var. Yaşasın yani, bir şehir tiyatrosu olacak, programı olacak, çocuk oyunları olacak. Ne bileyim, gideceğiz arkadaşlarla falan gibi böyle güzel bir hayal. İşte biz de otobüs beklerken bu tür hayallerdeydik. Yani ne zaman gelecek, göreceğiz, bineceğiz, ineceğiz işte. Evet ve yani Mersin Büyükşehir Belediyesi sistematik olarak hemşehrilerini mağdur ediyoruz. İşte halk toplu taşımanın ne zaman geleceğini merak ederken entelektüel aydın kesim şehir tiyatrosunu bir anda şey yapacağım. Ben şunu söyleyeyim seni daha da mağdur etmek için. Genç Rasathane'yi izlediysen ya, Lüleburgaz Kent Orkestrası kurmuş. Kent, yani senfoni orkestrası. Bizim bandomuz var, özür dilerim. Yani ilçenin, ya ilçeden bahsediyoruz. Evet evet. Ve biz yani ilçe bu kadar büyük ve bir orkestra kurmuş, bir şehir tiyatrosu kurulsa da şey yapalım. Ya niye ya? Lüleburgaz'a yerleşeceğim. Valla. Hayır lütfen ya. Buradayız, böyle gitme bir yere. Neyse şimdi kadroları söyleyeceğim aslında da onu bulamadım. 10 oyuncu, tiyatro eleştirmeni, dramaturg, dekoratör, suflör, sahne makinisti, sahne terzi ve ışıkçı alınacakmış. Yani bu kadrolarda burada çalışma yapmak isteyenler başvurabilirler. Peki
Şimdi yani 10 oyuncu bu, bunun şehir tiyatrosu olması bile bence hani bu bile teselli ikramiyesi. Teselli ikramiyesi. Çünkü geçen dönem bayağı mağdur olmuştu şehir tiyatrosu büyükşehirin. Evet, yani bence şehir tiyatrosu hep mağdur aslında. Çünkü zaten mesela şeyi düşünüyorum. Şehir tiyatrosu da kongre merkezinde mi sahneleyecek oyunları? Orası kongre merkezi. Yani evet, hani mekan neresi olacak? Nasıl bir yatırım yapılacak? Nasıl eser çıkarılacak? Plan proje ne? Hani işte 10 oyuncu al ama sonra işte kent kart gibi. Ne olacak yani? Hani kadro açılması mı asıl mesele? Yoksa başka nasıl bir yol yordam izleniyor? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ya Asrın projesinin boruları yerinden çıkmışsa şehir tiyatrosunun nereden şey yapılacağını ne olacak yani evet, onları da yürütürüz. Hele şu marinanın batık kapışına girişi yapılsın bir. Evet, yani asıl beklediğimiz o. Şimdi çocuklar çığlık atmayı öğreniyor haberi var. Bu da hani önemli bir haber aslında. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 4-7 yaş grubuna yönelik başlattığı mahremiyet eğitimiyle çocuklar cinsel istismara karşı bilgilendirilerek olası bir tehlike anda çığlık atmaları öğretiliyor. Ve Perşembe günü, her salı ve Perşembe günü saat 14'te yapılıyor bu çalışmalar. Yenişehir ilçesi polis evi karşısındaki etkinlik merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerden bir tanesi bu. Sahil şeridinde yani Adnan evet, Menderes evet, psikolog Buket Çankaya bu eğitimlerde çocuklarda vücut tanıma, iyi dokunuş ve kötü dokunuş ile duygular üzerine bir seans uyguladıklarını da getirmiş. Aslında çok önemli çok bir şey. Önemli, çok çok, çok üzerine konuşuyoruz ve bunların sonuçlarına dair haberleri de çok fazla okuyoruz. Dolayısıyla hani bu kadar açık, yani kolay ulaşılabilir şekilde olan bu eğitimlere ebeveynler ilgi göstermiş. Tabii ama yani şunun bir belediyenin eğitimine kalması, yani şanslıyız ki böyle bir kentte yaşıyoruz. Ama bu kadar temel bir eğitimin hani zorunlu mahremiyet eğitimi derslerinin açılması. Yani bunu okulda herkesin, bütün çocukların alması gerekirken böyle bir icraatın konusu olabilmesi de, yani varlığına seviniyor olmamız çok hüzünlü değil mi? Tabii ben hep şey düşünürüm ya, hani çok güzel duygularla çocuk sahibi oluyorsun diyelim. Bütün insanlar çok hani umutlu bir şekilde çocuk yetiştirmeye çalışıyor. Ama sen geliyorsun sonra 2,5-3 yaşından itibaren çocuğa dünyanın kötü bir yer olduğunu öğretmeye çalışıyorsun. Ve hani birçok şeyden zarar görebileceğini anlatmaya çalışıyorsun. Bu duygu da hep beni şey yapar böyle hani... çok küçük yaşta kaygıyla yetiştirmek zorunda kalmak çocukları da acı bir yol dünyada. Şimdi biz insanlardan arılara geçerek biraz umut tazelemeye çalışacağız şimdi. Kraliçe arılar Türkiye'nin 7 ayrı bölgesine gidiyor haberi var Haberci gazetesinde. Mersin Erdemli ilçesinde 17 yıldır arıcılık eğitmenliği yapan Zeynep Yıldız Mavi, kurduğu işletmede ürettiği kraliçe arıları yurdun 7 ayrı bölgesine gönderiyor. Ve bu haberde benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Hani Türkiye'de arıcılık yapılan pek çok il var. Ama buradan çok ciddi bir destek diğer illere ana arı, kraliçe arı konusunda sürdürülüyormuş. Bu haberde bunu öğrendik ve biz daha önce dergimizde ve kültürhanemizde kadınların yaptığı arıcılık faaliyetine dair hem söyleşi gerçekleştirmiş hem de bir yazıya yer vermiştik. Şöyle, Erdemli Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Mavi, bir kovanın aşısı olarak nitelendirdiği kraliçe arının bal üretiminde verimi ve kaliteyi belirleyen en büyük unsur olduğuna dikkat çekmiş. Ve bunu yani çok kovan sayımız var ama az balımız ve daha az yani kalitemiz düşüyor bu kadar kovan sayısına rağmen. Bunun sebebi kraliçe arıların hani daha nitelikli olması ve biz bu nitelikli kraliçe arıyı yetiştirerek gönderiyoruz diğer arıcılara demiş. Yani bu da bir faaliyet alanı olarak yer almış arıcılıkta. Evet. Lavantaların yararı bunlar işte. Evet. Nerelere gönderdiklerine bakmaya çalışıyorum ama hangi illere yazıyordu o da. Evet. Diğer bölgelere diyerek burada. Yine güzel haberleri sona sakladık, en eğlenceli haberleri. Geçen hafta programı böyle açmıştık. İçeri idman yurdu. Üçüncü ligde. Yine böyle yani seviniyor olmamızın hüzün verici bir haberi daha. Koskoca Mersin idman yurdu. İçeri idman yurdu olup amatör kümeye düşüp ondan sonra da şimdi
tekrar profesyonel 3. lige yükselmesine seviniyoruz. Yani bu şeylerden, inişlerden, çıkışlardan çok anlamıyorum ama hani taraftarlık dediğin şey biraz böyle takımın ne halde olursa olsun onu desteklemek. Yenilsen de yenilsen de diyorsun. Çok güzel bir Mersin şeytanlarının bir 1 Mayıs gösterisi vardı. Hı. Biz halkız, halk düşmez diyordu. Ya. Bir Mayurdus ligden Ay çok üzüldüm şu anda yani. Ama çıkıyor. Ama daha manidar olan ne biliyor musun? Ne? İçel diye bir şey yok aslında artık. Evet. Yani Mersin İdman Yurdu'nun oradaki o borçlardan kurtulmak için ismi değiştirildi ve aslında olmayan İçel diye bir çare olarak. Evet, bu da kapanırsa mesela Klikya İdman Yurdu işte şey Korikos. Korikos olabilir. Korikos. Liparis. Yubi. Yani şimdi Görkemli mesela İdman Yurdu'nun bütün kötü süreçlerine rağmen bence İdman Yurdu meydanı unutulmamalıydı gibi böyle hani şeyleri de düşünüyorum. Hani biraz durum iyileşince İdman Yurdu meydanı da önem kazandı. Tabii canım, Mersin'de falan. Mersin'deki yani Türkiye'de futbol takımlarının başarılarını Mersin meydanlarındaki bakımlarına bakarak, mesela şimdi Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın meydanları çok bakımlı değil. Çünkü epeydir şampiyonluk kutlaması yapılamadı. Şimdi gidiyorsun, Mersin İdman Yurdu meydanı hemen hazırlandı, temizlendi. Çünkü niye? Peki, sana şunu soracağım. Ne zamandır şey görmüyorsun? Mersin İdman Yurdu'na başarılar dileriz afişleri. Hani değil mi? Şimdi böyle çıkar ama içeri İdman Yurdu'na diye. Ama artık ne onun altındaki sebep biliyor musun? Ne? Çünkü öyle bir kutlama mesajı yayınlanınca normalde böyle sen asamıyorsun. Yani kültürhaneye buyurun diyemiyorsun. Hem izne tabi hem vergiye tabi. Öyle yapınca ama mi? Mersin İdman Yurdu'na başarılar yazıp küçücük yanında da tantuni 2 lira 3 lira dersen o zaman şeyden yırtıyorsun. Yani senin sandığın kadar Mersin İdman Yurdu sever yoktu o zaman da. Olsun, gene sevselermiş. Tamam, yok yok, çıkar şimdi içeri İdman Yurdu. Daha duyulmadı o şey kutlamadan peki sonra. Yani şimdi takım başarılı değilken ona destek verme şeyi o zaman vergiye mi tabi oluyor? Olmasın işte demek olmasın, istediğim. Olmasın. Sevgili Erhan da izliyormuş. Size her yer Trabzon. O yüzden sana bu bülten Trabzon'dan izliyor. Onlar da şampiyonluğu kıl payı kaybetmişler galiba. Öyle bir kötün bir İmamoğlu'nun haberini gördüm. Başakkent şampiyon olmuş galiba. Başakşehir şampiyon olmuş ama Trabzon'a da tebrik ediyorum diye. İmamoğlu'nun çok güzel bir şeyi vardı. Trabzon onları her yer Trabzon zaten. O yüzden İçeri İdman Yurdu'nun başarısı da Trabzon'un başarısı sayılır. Evet, şimdi Mersin'de yetişmiş bir sanatçının da başarısını konuşarak haberlerimize devam edeceğiz. Doğaç Bezdüz, piyanist Doğaç Bezdüz, Bosna Hersek'te 12. Akordeon Günleri kapsamında düzenlenen yarışmada duo performans kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Doğaç Bezdüz çok genç bir sanatçı ve şehrimizde opera balemizin değerli sanatçılarından Bülent Bezdüz'ün oğlu. Bülent Bezdüz de Avrupa'da çok başarılı temsillerde aslında bu ülkeyi temsil etmiş bir sanatçı. Şimdi bu kadar güzel ve genç bir yeteneği de işte bu şehirde yetiştiren bir ailenin de oğlu Doğaç Bezdüz aynı zamanda. Hani bundan sonra çok daha güzel, çok daha büyük büyük başarılarda da ismini duyacağımızı biliyorum ama Mersin'de yani temel eğitimini Mersin'de aldı ve burada yetişti ve hala ailesi burada. Kendisini tebrik ediyoruz. Yol açık olsun her zaman. Bak ne geldi aklıma. Biz de kültürhane olarak böyle bir afiş yapsak ve hani Doğaç Bezdüz'e başarılar dileriz falan diye assak. İki kat vergi ödeyip. Yok ya, söyleriz işte. Mersin hemşerimizin piyanisti. Evet, evet. Şimdi bu haber, bugün bazı belediyelerden çok fazla şey paylaşamadık. Mecid'de dedik, Tarsus dedik, Büyükşehir dedik. Yenişehir'den de bulabildiğimiz bir haber vardı. Onu paylaşalım istedik. Yani Yenişehir Belediyesi 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nü kutlayan bir mesaj yayınlamış. Yani
Yani niye kutlu? Ben zaten belediyelerin sevgililer gününü niye kutladığını anlayamamışken, işte babalar anneler gününü kutlayamamışken, hem de benim paramla benim niye kutlama yaptığını bilememişken, olayın emoji günü kutlamalarına kadar gelmiş olmasını hayretle karşıladığımı söyleyerek, ben de Yenişehir'in başka derdi olmasın demek evet, istiyorum. Allah, Allah başka Allah. Dert vermesin. Ya en sonunda evet. Bunu söyledim birkaç evet. haftadır düşündüğüm cümleyi ama bu haberden sonra bu gerçekten içimden geldi. Hayır, bir de yani başkanın da imzasını atıyorlar ya. Yani haberi oluyor mu acaba? Kendi tweetlerini görüyor mu? Yani ben de cevap yazsam mesela, mesaj yazsam. Başkan, sizin de emoji gününüz kutlu olsun falan diye. Dünya emoji günü. Neyse. Ve işte böylece bu eğlenceli haberle Viva Mert'in bu haftaki programının sonuna geldik. Etkinlikler yine ben yine Allah'ım ya, sonra bizim etkinliklere niye kimse gelmiyor, çünkü Viva Mersin'i söylemiyor. Allah Allah. Evet, kültürhanede etkinliklerimiz var. Kültürhanede evet bu hafta arkamıza mı koyduk? Onları bitti, yok koymadım. Olmuyor mu? Bugün şöyle bir önemi var aslında. Biz 4 aydır neredeyse ilk defa gerçek bir etkinlik yapıyoruz. Sinema gösterimi Mersin şehrin Yeşil Masalları adlı Hollanda yapımı Given Jansen'in Hollanda'daki ekolojik mücadelelerine dair çalışmaları belgeselini yayınlıyoruz. Aynı zamanda öncesinde Mersin'deki Yeşil Masal müellifleriyle de buluşacağız ve Given Jansen'e de internet üzerinden bağlanmaya çalışacağız. Eğer bu etkinliği fiziki mesafe kurallarına uygun yapabilmek için bir rezervasyon sistemi kurduk. Sadece 25 kişiyi kabul edebileceğiz. O rezervasyon olmayanları alamayacağız. O yüzden eğer hala yer varsa ve düşünüyorsanız lütfen kayıt yaptırmanızı tavsiye ederiz. Yoksa YouTube'dan filmi yayınlayıp yayınlamayacağımızı bilemiyoruz. Yayındayken telefon geldi, belki de yayınlamaya izin verecektir, vermeyeceklerine dair. Ama tartışmaları YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Pazartesi zaten Viva ile başladınız. Haftaya nasıl başlarsanız öyle gider. Yani saçma bir hafta sizi bekliyor diyebiliriz eğer şey yaparsanız. Eğlenceli de diyebiliriz ya. Niye? Biz eğleniyoruz da o izleyen 500 bin kişi ne hissediyor bilmiyoruz yani. Salı günü yine iki sohbetimiz var. Öğlen her zamanki saatinde Megaron, sevgili Sema'nın mimarlık programı Megaron var. Onun içeriğine dair bir şey yayınlamadık. Çünkü Sema ile ben muhabbet edeceğiz. Gerçekten çok saçma şeyler çıkabilir. Onun şeyini bilemiyoruz henüz ne olacağını. Yarın 12'de Megaron var. Daha sonra da akşam 20'de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak avukat Ceren Akçapa ile görüştü Burçak Görel. Çarşamba günü yeni bir programla karşınızdayız. Efendim, şuradan bulabilirsem eğer. Sevgili patronumuzun bu programı izlemeniz mecburi. Onu söyleyeyim. Ayşegül'ün programını herkes izleyecek. Gelecek hafta Viva Mersin'de sınav yapacağız. Tamam. Yani hem program Ayşegül, sevgili Ayşegül'ün programı olması bir açısından konu mu hem de konuğunun hani biz dünya emoji gününü kutlarken neler yapıldığına dair fikir sahibi olmanız açısından Karşıyaka Akademisi'nin 7 tane kooperatif kurmuş ki bu kooperatifler işte bisiklet kooperatifi, mimar mühendis kooperatifi, roman kooperatifi gibi pek de alışık olmayan örneklerden oluşuyor. Bu konuda kooperatifçilik konusunda Türkiye'nin en bence en kıymetli isimlerinden biri Alper Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Mersin'e gelmişti. Biz de onu hemen rica minnet konuk ettik. Böylece bu vesileyle de Ayşegül Solinova Kadın Kooperatifi Başkanı, sevgili Ayşegül de bir kooperatifçilik dizisi sohbetlerine başlayacak. Kooperatifçilik sohbetleri deyince sevgili tasarımı yapan Nilgün yeter artık dedi, yani sohbet, muhabbet, bir daha yaratıcı olabiliriz diye. İki Elin Sesi zaten kayıtta da izleyeceksiniz.
kooperatifçilik ruhunu çok iyi anlatan Bir Elin Nesi Var, İki Elin Sesi Var dan hareketle bir kooperatifçilik söyleşileri dizisine başlıyoruz çarşamba günü. Perşembe günü geçen hafta yeni ilk bölümünü yayınladığımız Ekonomi Politik Sohbetler'in yeni 3 iktisatçı silahşörün 3 iktisatçının sohbetlerinde. Bu geçen haftanın görseli, bu haftanın konusunu bilmiyorum çünkü canlı yayınlanacak. Hı hı. Bu hafta ne güne geldik? Cuma günü Paris'teyiz. Her cuma olduğumuz gibi. Müze bitti. Yani, çok şükür bitirebildik diyorsun. Yani bence yani burası Louvre, buradan çıkış yok diyordum ben Emre'ye. Emre biraz acele etti. Çok gerçekten de yani Paris'e dair bir şeyler anlatırken bütün dünya uygarlık tarihini, sanat tarihini konuştuğumuz bir program. Şimdiye kadar izlemediyseniz tavsiye ediyorum. Çok bu Veli Hoca'nın resim okumalarının turistik versiyonu. Bu haftadan itibaren biraz editörlerin uyarıları ışığında birazcık daha dışarı çıkacağız. Daha sosyal mekanları da gezeceğiz inşallah. Ve son olarak da haftanın sonunda da işte Viva gevezelikleriyle yine başladığımız haftayı diğer kentleri dolaşalım. Başka bir Viva şeyinde yine ben, evet. ne yapalım işte. Böyle bir şeyimiz var efendim. Bu hafta programımız oldukça yoğun. Aslında her hafta böyle hemen hemen. Değil mi? Bayağı yoğunlaştı programlarımız. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sınav var mı önümüzdeki hafta? Evet. Yapalım mı? Patronun sınavından, patronun programından sorumlusunuz gelecek hafta. Hani eski hayatımda öyleydi. Hocam bu çıkar mı, bu çıkar mı? Bakın size söyleyeyim. Rasathaneden soru çıkmaz ama kooperatifçilik dersinden soru çıkar. O yüzden siz hiçbir şey çalışamıyorsunuz. Hiçbir şey izleyemezseniz patronun programını izleyin. Tamam. Ödülümüz de var mı? Bir de ödülümüz olsun. O da sürpriz olsun. Tamam peki. Karpuz. Karpuz yiyeceğiz. Hayır, beraber. Hayır, o karpuz öğrencilere verilmiş ya. Evet. Peki, karpuzla ve önümüzdeki hafta yeni programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.